salgını ile mücadele ettiğimiz süreçten geçerken normalleşme ve normal hayata geçiş adımları kapsamında bazı iş yerleri açıldı ve sokağa çıkma yasağı kısmi kaldırıldı. Alışveriş merkezleri, kuaför ve berberlerin açılmasına sevinen kesim olduğu gibi henüz faaliyete geçemeyen ve kepengini açamayan esnaf serzenişte bulundu. Esnaf Murat Teymur ve Abdülkadir Öztürk, Alanya Posta TV'ye esnafın sıkıntılarını anlattı. Murat Teymur, esnafın ekonomik olarak çöküşte olduğunu belirtti. Esnafın durumu kötü ya. Çok kötü hem de. Böyle giderse şu hale baksana yani. Her yer bomboş. Şurada yüzlerce dükkan 3'e 2,5 aydır açmıyor hiç. Ona göre hesap öyle yani. Abdülkadir Öztürk ise koronavirüs maddi ve manevi bizleri çok etkiledi diye konuştu. Şöyle söyleyeyim, hayat olarak çok etkiledi, maddi, manevi olarak halkı etkiledi. Özellikle esnafları çok etkiledi. Çünkü esnafların gelir kaynağı dükkanlarıdır. Yani turizm, biz özellikle turizmci olduğumuz için yaklaşık 3 aydır benim dükkanım kapalı. Kredi vurmuşum, aşamıyorum. Çünkü turizm olmadığı zaman ben dükkanımı işletemiyorum. Tekstil olduğu için özellikle biz turizme bağlıyız. Bağımlımız o. Yerliye hiçbir şekilde hitap edemiyoruz. Onun için bekleyip göreceğiz daha. Ama şikayetimiz var. Çünkü bu şekilde biz iflas eşeğine geleceğiz. Aşağı yukarı borç batağındayız. Krediyle nereye kadar gideceğiz? Borçla borç ödenmez. Çünkü borcu alacağız, borcu ödeyeceğiz. Borcu kim ödeyecek? Kimse ödeyemeyecek. Onun için yani durum vahim bu konuda. Onun için çok şikayetlerim var. Özellikle kendim için söylüyorum. Esnafı da çok dinlediğim için esnaflar da aynı şikayetleri söylüyor. Bu sene açılmasa ne yapacağız? Dükkan sahipleri bize yardımcı olacak mı? Devlet kredi veriyor ama şimdi devlet kredi veriyor. Onun için de bir de iş yapıp da o kredi ödememiz lazım. Hiç de yapamıyoruz. Daha belli değil ne zaman açılacağı. 15 diyorlar ama 15'te de vahim. Belli değil daha.